Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada yapabileceğiniz, çocukların da çok seveceği, çok pratik, nefis bir tatlı tarifim var. Malzemelerim hazır. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz daha detaylı bir şekilde. Öncelikle tencereme 4 su bardağı sütümü alıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim arkadaşlar. 200 milimlik klasik su bardağıydı. 4 su bardağı sütümü tencereme aldım. Üzerine 1 su bardağından şöyle bir parmak eksik toz şekeri ilave edeceğim. Damak zevkinize göre daha da az koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu kadar koyuyorum. Evet, şekerimi de aldıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı buğday nişastası ekledim. İsterseniz mısır nişastası da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa. Çok fazla tepeleme değil. Normal şöyle 1 yemek kaşığı buğday nişastası ekledim. 3 yemek kaşığı da unum var. Onu da ilave ediyorum. Evet, şimdi ocağın üzerine almadan şöyle güzelce çırpalım. Tamamen topaklarının ezilmesi gerekiyor. Şimdi ocağın üzerine alacağım ve karıştırarak pişireceğim. Evet, tencerem ocağın üzerine aldım. Hiç bırakmadan karıştıralım arkadaşlar. Eğer bırakırsanız dibine tutar. O yüzden mutlaka kaynayana kadar bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Muhallebim koyulaşmaya başladı. Şimdi birazdan göz göz olduğunda göreceksiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, şöyle 1-2 saniye daha kaynatacağım ve altını kapatacağım. Evet, kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Ve üzerine şöyle 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve bir pakette vanilin ekliyorum. Bunu altını kapattıktan sonra yapıyorum arkadaşlar. Evet, daha sonra içindeki tereyağı güzelce eriyene kadar karıştıralım. Ben bu şekilde küçük kaseler kullanacağım arkadaşlar. Sunumu daha güzel, daha şık durduğu için. Kaselerimi sudan geçirdim. Gördüğünüz gibi içi ıslak. Bu şekilde suyunu süzdükten sonra muhallebimden şöyle yarısına gelecek kadar sade olandan koyacağım. Birazdan kalanına da kakaolu olacak. Yani çikolata koyacağız. Ve kakaolu olacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde yarısından biraz geçecek şekilde sade muhallebimizden kuplarımıza pay edelim. Yarım çay bardağı kadar damla çikolatam var. Onu ilave ediyorum. İsterseniz normal çikolata da ekleyebilirsiniz. Ama ben evde damla çikolata vardı. Onu ilave ettim. Evet, güzelce çikolatamızı eriyene kadar çırpıcıyla güzelce çırpalım. Zaten muhallebi çok sıcak. O yüzden hızlı bir şekilde eriyor. Evet arkadaşlar, şimdi kakaolu muhallebimi sade muhallebimin üzerine döküyorum. Evet, çikolatalı muhallebimi de güzelce kaselerime pay ettikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekleteceğim. Daha sonra dolaba kaldıracağım. 4-5 saat boyunca dolapta güzelce tamamen soğumasını ve kıvam almasını bekleyeceğim. Çünkü bu kaselerden muhallebiyi çıkartacağız arkadaşlar. Birazdan o bölümle de görüşmek üzere. Muhallebim 4-5 saat dolapta dinlendi arkadaşlar. Kıvamı çok güzel oldu. Şöyle parmaklarımın ucuyla hafif hafif kenarlarını açıyorum. Servis tabağına rahat bir şekilde ters çevirebilmek için mutlaka bunu yapın. Böyle tatlı tabaklarına porsiyonluk olarak ters çevirelim ve dikkatli bir şekilde kaselerimizi çıkaralım. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem arkadaşlar. Bu şekilde tüm kaselerimizi porsiyonluk tabaklara ters çevirelim. Daha rahat bir şekilde ters çevirmek için tek kişilik bu şekilde tabaklara çevirirseniz daha güzel olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. İnanın tadı, kıvamı da aynı şekilde. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben dekor çikolata sos kullandım üzeri için. Hiçbir şey koymadan da servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Bir de sizlere şöyle kıvamını göstermek istedim.
Gördüğünüz gibi iki renkli, şahane, nefis bir muhallebi oldu arkadaşlar. İnanın bizim çocuklar bayıla bayıla yediler. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Gerçekten çocukların çok seveceği enfes bir lezzet oluyor arkadaşlar. Bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.